PKK ile Darwinizmin ne alakası var? Yakışıklım, güzel yüzlüm. PKK'nın ideolojisi biliyorsunuz komünizm. Yani komünist düşünce. Komünizmin uygulayıcısı, politik uygulayıcısı Lenin'dir. Şiddet yanlısı uygulamayı savunansa, yani dehşet ve şiddeti savunansa Stalin'dir. Şimdi biz PKK'ya baktığımızda Marksist, Leninist, Stalinist bir yapı görüyoruz. Marksizmin, Stalinizmin, Leninizmin bilimsel kökenine baktığımızda tamamının Darwinizmin üstüne oturduğunu görüyoruz. Evet. Yani Marx diyor, ben bütün görüşlerimin temelini Darwin'in evrim teorisi oluşturuyor diyor. Aynısını Stalin söylüyor, aynısını Lenin söylüyor. Dolayısıyla Darwinizm çekildiğinde Marksist, Leninist, Stalinist düşünce çöker. Çünkü diyalektik felsefeyi çökertmiş oluyorsun. Yani tez, antitez, sentez düşüncesine dayalı, efendim güçlünün zayıfı yok edeceğine dayalı Marksist düşünceyi yok etmiş oluyorsun. Dolayısıyla Darwinizm gittiğinde PKK düşüncesi de kökten yıkılmış olur. Nasıl, haşa, mesela İslam'da nasıl oluyor? Adam Allah'a inanmadığında Müslümanlık kalıyor mu? Kalmıyor. İşte Darwinizme inanmadığında da bir adam Marksist, Leninist, komünist düşünce kalmaz. Tamamen yıkılır. Bu şekilde düşünebilirsin. Mesela bak, Marx 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyor. Bizim görüşlerimizin, Marksist düşüncenin doğal tarih temelini içeren kitap Darwin'in evrim teorisidir diyor. Marx, Engels, Mektuplar. Mesela diyor ki Marx yine açık bir mektubunda Darwin'in yapıtı, yani türlerin kökeni büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimler açısından temelini oluşturuyor diyor. Bak, gayet açık. Marx yine 19 Aralık 1860 tarihinde bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap Darwin'in kitabıdır diyor. Yani işte bu kitaptır, işte budur diyor. Marx, Engels, Mektuplar, sayfa 426. Mesela Stalin diyor ki, Stalin, yani komünizmi şiddet yoluyla yaymayı esas alan, aslında Marksizmi gerçek uygulayan Stalin'dir. Lenin politik yoldan uygulamayı düşünmüştür. Yani seçimlerine falan, ama Stalin Marx'a sadık kalmıştır. Yani Marksizm'den taviz vermemiştir. Yani mutlaka şiddet uygulanması gerekiyor diyor. Ve gerçek Marksist de Stalin'dir. Bak diyor ki, genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden, yani Allah'ın yaratması düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şey öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini diyor. Mao ne diyor? Mao, Çin sosyalizminin, Çin komünizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Bitti. Yani çektim altından Darwinizmi, şak komünizm çöküyor. Konu bu.